18 milyon öğrenci karne alarak yarı yıl tatile girdi. Öğrenciler 2 haftalık tatili nasıl geçirmeli? Bir uzmana soracağız. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Çiğdem Yektaş yayın konuğumuz. Sayın Yektaş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ufak bir düzeltme yapayım. Teşekkürler profesörlük ünvanı için. Doçent doktorum. Peki biz de düzeltme için teşekkür ediyoruz. Hatamızın kabulünü rica ediyoruz ve devam edelim isterim. Şimdi öğrencilerin yarı yıl tatilinde zamanlarını nasıl değerlendirmesinden önce velilerin tutumu ile ilgili ilk başlamak isterim. Ödül ve ceza kavramında iyi not, kötü karne ya da iyi karne, iyi notta veli nasıl davranmalı öğrenciye? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu yaklaşık 2 yıllık süren bir pandemi döneminden aslında bir kapanmayla birlikte ciddi bir hani okulsuzluk döneminden sonra tekrar yüz yüze eğitime geçilen bir dönemin ilk eğitim sürecini yaşıyoruz. Bu anlamda baktığımızda aslında çok ciddi eksikler, açıklar, duygusal ve sosyal yaşantılarında çocukların sorunlar var. Bunların karneye yansımaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ve çoğunlukla da bu nörogelişimsel sorun olan, dikkat sorunu, öğrenme sorunu olan ya da kaygı sorunu olan, okul adaptasyon problemi yaşayan çocuklarda bu problemler karneye akademik başarısızlık olarak, kötü not olarak yansıyor. Buradaki tutumu konuşmadan önce buradaki güçlüklerin fark edilmesinin ebeveynce ya da öğretmenler tarafından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette hani karneyi tek başına değerlendirirsek, evet hani burada gerçekten başarısızlık konusunda belki ebeveynlerde de olumsuzluk ve hayal kırıklığı yaratacaktır. Ancak çocukların yaşadığı zor süreci de göz önünde bulundurarak karnedeki notların bir ödül ceza yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyebiliriz aslında. Peki tabii 15 tatil dedik, sömestre tatili. Öğrenciler evet hem kar yağışı var ama bir şekilde bu tatilde değerlendirmeleri lazım. En iyi nasıl değerlendirecekler? Şimdi hava koşullarını göz önünde bulundurursak şunları söylemek belki çok gerçekçi olmayacak. Yani biz normalde ara tatil dönemlerini ekrandan mümkün olduğu kadar uzak geçirmeyi tavsiye ediyoruz. Ekranın da bir yine ödül yöntemi ya da bir dinlenme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak mevcut koşullar biraz ebeveyne açıkçası yük de bindirecek gibi. Çünkü ekranla maruziyeti azaltması yönünde baktığımızda ebeveynin çocukla geçireceği birebir zaman, evde yapılabilecek oyun aktiviteleri, çocuğun gelişimsel dönemine uygun yapılabilecek aktiviteler, özellikle ilkokul çağı ve ortaokul çağı belki çocuklarda ve okul öncesi dönemde, bunlar çok önemli. Ergenlerin sosyalleşme ihtiyacı olacak. Bunun yine ebeveynce desteklenmesi çok çok önemli. Mümkün olduğu kadar açık havada, her ne kadar hani hava koşulları çok müsaade belki etmiyor gibi olsa da hareketin bol olduğu bir dönem olması gerekiyor. Hareketliliği arttırmak ve ekran süresini azaltmak yönünde bir tutum benimsemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii pandemi dönemindeyiz. Çocuklar bunaldı. Başarıları veya başarısızlıkları bu 2 sene dinlenmelerinden kaynaklı dediniz ama şimdi biz bu tatilde biraz çocukları rahat mı bırakmalıyız? Evet, çalışan anne babalarız ama çocukla vakit ne kadar geçirebileceğiz? Nasıl bir düzen sağlamamız gerekiyor evde aslında? Artık şunu biliyoruz, yani özellikle pandemiyle beraber hiçbir şey artık optimal değil. Evet. Ve hani kurallarımız değişti, normlarımız değişti. Dolayısıyla öyle çok hani kitap cümleleri kurmanın ben çok anlamlı olduğunu artık düşünmüyorum. Ama burada tabii her çocuğun kendi gereksinimi, örneğin özel gereksinimi olan çocuklar var. Yani her çocuğu kendi gereksinimine göre konuşmak zorundayız. Ya da kaygı problemi olan, okulla ilgili özellikle yoğun kaygı sorunu olan ya da pandemiden sonra ciddi adaptasyon güçlükleri olan depresif ergenler olabilir. Şimdi burada tabii ki çalışan ebeveyne dedik ya az önce zaten iş düşüyor. Maalesef öyle. Yani biz birazcık hani orada birebir zaman geçirmeyi yapamazsak, çocuğa en azından sosyal ya da duygusal gelişimi için bir zaman ayırmazsak, yeterli bir zaman ayırmazsak, bu yeterli zaman her ailenin sistemine göre değişebilir. Çocuğun hani içinde bulunduğu süreç aslında biraz yoksunluğa da yol açıyor. Ve bu yoksunluğu gidermek için bu sefer hani daha çok online ya da ekran üzerinden bazı aktivitelere yöneliyor. Burada bize düşen fonksiyonlar maalesef arttı.
Yani ebeveynin yükü arttı aslında pandemiyle birlikte. Belki iş bölümü iyi olabilir. Hani burada anne baba arasında yapılabilecek iş bölümleri, ortak zaman aktiviteleri yine olabilir. Çalışan ebeveynlerin bence en büyük güçlüğü zaten aslında bu süreçte yeterli zamanı ayıramamak ve çocuğa bir süpervizyon sağlayamamak oldu. Ki zaten bunun sonuçlarını da maalesef yaşıyoruz. Kliniklerimize bu anlamda çok fazla başvuru var. Evet, tabii tablet ve bilgisayara girdiniz ama ben bu konuda hemen biraz daha bilgi almak isteyeceğim. Tablet ve bilgisayara bu salgından ötürü düşkünlükleri biraz daha fazla oldu öğrencilerimizin. Şimdi tabii 15 tatilde dersler olmadığı için bu yine düşkünlük devam edecek. Onları uzak tutabilmemiz için belli bir saat sınırlaması mı gerekiyor? Ya da ellerinden tableti alıp işte 15 gün bu tableti hiç mi vermemek gerekiyor? Ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Aslında bence biraz biliyoruz. En azından ikinci söylediğinizi artık yapamayacağımızı Evet. biliyoruz. Çünkü hani dedik ya bu yeni normalin maalesef tırnak içinde yeni normalin bize getirdiği bir şey. Bir kere zaten tamamen almak gibi bir şey hani eğitim açısından da söz konusu değil. Pek çok ödevi ve projelerini zaten online sistem üzerinden yapıyor çocuklarımız. Ama akılcı ekran kullanımı, burada ebeveynin süpervizyonuyla ekran kullanımı, ekranda neye maruz kaldığı, bunları gözetmek, hatta belki birlikte oyun oynamak, çocukla en azından çocuğa verdiğimiz o vaktin bir kısmını birlikte geçirmek, belki de ebeveynin hem çocukla olan duygusal bağını güçlendirmek, hem de sadece meseleyi bir hani ödül ceza, bir yasak izin noktasından çıkarmak için de kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim de artık bu noktada bazı şeyleri biraz da bakış açımızı belki değiştirmemiz, esnetmemiz ama tabii ki tamamen de kontrolsüz bırakmak da çok uygun değil. Çünkü şunu da biliyoruz, bir yetişkin gibi değiller kendilerini korumaktan. Henüz daha hani bu noktada bir yetişkinin donanımına sahip değiller. Risklerle karşı karşıyalar. Bu noktada mutlaka devrede ebeveynin olması çok çok önemli diye düşünüyorum. Ekranda neye maruz kaldığı, sadece süre kontrolü asla yetmeyecek çocuklarımıza. Yani özellikle de şu son dönemde yoğun ekran kullanımının arttığı dönemde. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben bir anne olarak bunu söylediklerinizi kulağıma küpe yapacağım açıkçası bu 15 semester tatilinde. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Çiğdem Yektaş konuğumuz efendim. Devam edelim.